Ve varis meyyitin malının tamamına hissederdir. Bazısından hisse almak veraset değildir. Vasıtiyinin lehü kalbün Kaf suresi 37. ayeti Kerimesini tefsiri. Vakıat rüyalar itibare şayeste uygun değildir. Alemi şehadette madde aleminde müesser olan, meydana gelen, ele geçen muteberdir, kıymetlidir. Vakıat, rüya ve ahvali, hali, nakıs olan şeyhlere ishar eylemeyeler ki, söylememelidir ki, onlar azı çok zannederler. Validenin oğluna faidesi olmadığı gün için hazırlık yapmayana yazıklar olsun.'' Valide'in hukuku, ana babanın hakları, hakiki matlubun, Allahü Teala'nın rızasını kazanmak yanında hiç kalır. Allahü Subhanahu'nun hakkı, bütün mahlukların haklarından öncedir. Vallahü Basirun bima yamelune, onların yaptıkları her şeyi Allahü Teala görücüdür, buyurmuştur. Allahü Teala her şeyi gördüğü halde çirkin işleri yaparlar. Aşağı bir kimsenin bile bu işleri gördüğünü bilseler yüz çevirir yapmazlar. Bunlar ya Hak Teala'nın görmesine inanmıyorlar yahut onun görmesine kıymet vermiyorlar. İmanı olana ikisi de yakışmaz. Veba Hak Teala'nın muradı isteği olduğundan onun muradı ile isteği ile dil tenk sıkıntılı olmamak gerektir. Çünkü sevgilinin işidir. Ondan lezzet alalar. Veba olan yerden kaçmayıp vefat eden kimse şehit olur. Veba hastalığı olan bir yerden kaçmak büyük günahtır. Vitr namazını gece yarısının sonuna tehir müstehaptır. Vücud ile mümkün arasındaki farka sebep ademdir. Vücu bir vücut mertebesinde vücut sabit ise de zarfiyeti harici ve ilmi peyda açık meydanda olmamıştır. Vücut mertebesinin alemi misalde zuhurun noktaya yakındır. Vücut için keşf ve şuhut erbabından bir cem'i gafir hakikati vacibül vücut teâlâdır demişlerdir. Vücud-i ilahi ve vücub itibarattandır. Vücut ve sübut lafzları mütekellimin indinde yanında aynı manayadır. Taife-i âliye masivaya vücut ıtlakını caiz görmezler. Masivayı vücut olarak kabullenmeyi caiz görmezler. Vücudi ilahiden bir ışık ilm sıfatındaki hakikati mümkinat olan mahiyetler üzerine düşerek vücudi zilli ile hariçte mevcut olmuşlardır. Vücudun masivadan mahluklardan nefyi vücudu asaleti nefyidir. Zira vücut Hak Teala'nın esas sıfatlarındandır. Diğerini ona şerik kılmazlar. Eğer mümkün de yaratılanlarda vücut var ise Hak Teala'nın vücudunun ışığındandır. Ondan yansımadır. Bu zilli vücut Hak Teala'nın vücudu yanında yok gibidir. Yakındır ki mevhumlardan ad edeler. Vücudu mümkin, mümkinin vücudu için ispat eylemek ve hayır ve kemali ona râci kılmak, onu hakka şerik, ortak kılmaktır. vaci vacibi teala Allahü Teala'nın vücudu mümkinlerin vücudunun ötesidir. Ve mutlak mukayyedatın mahlukların ötesidir. Vücudi mutlakı, mutlak vücudu, mukayyet vücuda münhasır bilmek küfürdür. Vücudi beşeriyetten, beşeri vücuttan, maddi vücuttan ne kadar var ise yolun perdesi de o kadar bakiidir, devamlıdır. Bir vücut ki am ve müşterek ola. Hak Teala'nın vücudi hassının zilalindendir. Ve bu zil dahi zat-ı Hak Teala üzerine ve eşya üzere bersebili teşkik iştikakan mahmuldür. Muvatat uygun değildir. Ve o zilden murat vücudi Teala'nın meratibi tenezzülatta zuhurudur. Vücudi harici bizim efhamımızın, fehmimizin, idrakimizin ötesidir. Vücudi harici de zat-ı teala ve takaddesten gayri hiç nesne yoktur. Vücudi zihni ve mertebeyi ilmi aynı şey olup tarifi. Vücudi vehmi mertebesi vehmin yok olması ile yok olmadığından nefsül emridir. Fakat bu nefsül emr vücudi i, -i teala'da sabit olan nefsül emre cenbünde nazaran la şey adem hükmündedir. Vücudi vehmi ki hariçte görünendir. Vehmin yok olması ile yok olmaz ve sebat ve istikrarı olmayan evham ve hayal değildir. Ve bu dünya işleri ve ahiret muamelesi ona bağlıdır. Vücudi vehmi mücerret vehmin meydana getirmesiyle olmayıp Hak Teala'nın yaratması ile vehim mertebesinde hasıl olmuştur. Vücudi müteaddiden çokluğun yok olması ile hükmeylemek ilhat ve zındıkadır. Zındıklıktır. Vücuda ve tevabi vücuda vücuda tabi olanlara, bağlılara masariyet, zahir olma ve miratiyet, ayna olma için Adem'den gayri kabil yoktur. Zira şeyin masarı ol şeyin mukabilidir, zıddıdır. Vücudun mübayin ve mukabili Adem'dir. Vücudi Teala için Allahü Teâlâ'nın vücudu için hiç adem mukabil değildir. Vücudi zilli mahlukların varlığının başlangıcıdır. Vücudi ferzent evladın varlığı Allahü Teala'nın büyük ihsanıdır. Yaşadıkları müddetçe insan çok faydelerini görür. Ölümleri de sevap kazanmaya ve yükselmeye sebep olur. Fakat çocuklarına dini, imanı öğretmeyen ana babaya çok azap yapılacaktır. Vahdeti vücut, erbabı ism ve sıfatları itibarat-ı ilmiye zannederler. İlmin itibarları zannederler. Vahdeti vücut, sekrin galebesinden, çokluğundan ve muhabbetten meydana gelir. Muhabbet sevenin nazarından, gözünden gayriyi siler, giderir ve aşırı şevkten dolayı kesreti vahdetin aynası gösterir. Mirat şuhuttan gizlenmiştir. Zahir olan hemen surettir. Vahdeti vücut mutlaka nefsül emridir ve teaddüdü vücut tevehhüm kuruntuya düşme ve teheyyül hayale getirme itibariyle nefsül emridir. Vahdeti vücuda bağlı olanlar tutulanlar zilli asıldan fark edememişlerdir. Vahdet-i cemal Hazret ilme tesmiye olunur ki tayyun evvelin yani hakikati Muhammedi'nin zırlıdır. Vahşi radıyallahu anh Veysel Karni'den üstündür. Vera İslamiyetin men ettiği şeyleri terk etmekten ibarettir. Vera ile dininiz kaimdir, ayaktadır. Hadisi i şerif. Vera ve takva, yasaklardan sakınmak demek olup, zaruriyatı dindendir. Vera, yani haramlardan kaçmadıkça ve mübahların fazlasından kaçınmadıkça ele geçmez. Vera'ın tamam olması için, lisanını gıybetten korumalı, su-i suizandan kaçınmalı, kimseyle alay etmemeli, yabancı kadınlara, kızlara bakmamalı, doğru söylemeli, Allahü Teala'nın nimetlerinin çokluğunu düşünerek kendini uçtan beğenmekten kurtulmalı, malı boş yerlere harcetmemeli, nefsi için mevki makam istememeli, namazları vaktinde kılmalı, ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri iman ve iyi işleri öğrenip kendini bunlara uydurmalı. Zerre miskali vera, nafile sadaka, oruç ve namazdan hayırlıdır. Hadisi i şerif. Vaslı ur yani nurani perdelerin tamamen kalkmasından, yok olmasından sonradır. Vüsul nübüvvet mertebesinde, husul vilayet makamında olur vüsul, ulaşma, yetişme ile ittisal, kavuşma meyanında fark çoktur. Vüsulde pir, ihtiyar, civan, genç, nisa, kadın, sıbyan, çocuk ve emvat, ölüler müsavidirler. Yalnız edebe riayet şarttır. Vüsûl-i matlub, matluba ulaşma, afak ve enfüsün ötesine bağlılık ve masivayı süluk ve cezbeye bağlıdır. Vüsul, bekabillah makamında hasıldır ki, fenadan ve nisyan-ı masivadan, masivanın unutulmasından sonra hasıl olur. Vüsul-i zat-ı teâlâ iki kısımdır. Zat-ı teâlâya kavuşmak iki kısımdır. Biri nazari kavuşmak olup asaleten Halilullah'ın nasibidir. Zira zatı Teala'ya yakın tayyün tayyün evveldir ki Rabbi Halil'dir. İkincisi vüsûl-i kademi olup bilhassa Habibullah'a mahsustur ki bu vüsûl kavuşmak kurb derecesinde çok kuvvetli olmakla tecelli-i zatın Resulullah'a münasebeti ziyadedir. İmdi enbiya meyanında bütün faziletler bu iki büyüğün nasibi oldu. Bu kısa vakitte ve az fırsatta manevi hastalık illet olan kalp hastalığının çok zikrederek giderilmesi mühim, ehemmiyetli ilaçtan ve büyük maksattan olmalıdır vakti şebapta, gençlikte istikamet üzere olmak, ahkamı İslamiyeye uymak, dünya ve ahiret nimetlerinin en üstünüdür. Bunun için evlatlarını dinsiz muallimlerin, gazetenin, arkadaşların tuzaklarına düşürmemelidir. Vilayet-i Saniye, ikinci vilayet, fenadan sonra beka ile müşerref olup, şereflenip vücut ve tevabi vücut ita buyurulmasıdır. Vilayatin tefavütleri, farklılıkları derecati kurb itibariyledir. Yakınlık dereceleri itibariyledir. Vilayet kurbu zıllîdir, Zillere yakınlıktır ve onda olan giriftarlık, bağlılık zille bağlılıktır. Vilayeti taharet, abdest almak gibi, İslamiyeti namaz gibi bilmek gerektir. Vilayet Allahü Teala'ya yakınlıktan ibarettir ki bu ise zillere yakınlıktır. Vilayette insanlık sıfatlarını, nübüvvette sıfatların çirkin şeylere bağlanmasını yok etmek lazımdır. Vilayette dünya ve ahiretin unutulması lazımdır nübüvvette ahirete bağlılık iyidir. Vilayet fena ve beka devletini nimetlerini tahsilden ibarettir. Kazanmaktan ibarettir. Vilayet akl ile anlaşılamaz. Vilayette keramet şart değildir. Vilayet Allahü Teala'ya yakınlıktan ibarettir ki masivayı unuttuktan sonra ihsan edilir vilayette kemale itminan olamayıp kısmen mevcuttur. Vilayetin bütün üstünlükleri ahkamı İslamiyenin suretine uymanın neticesi, peygamberlik üstünlükleri ahkamı İslamiyenin hakikatinin meyveleridir. Vilayet dereceleri tamam olup nihayete vardıktan sonra keşf veya ilham ile hasıl olan bilgiler ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine tam uygundur. Nakl olunan bilgilerin aynıdır. Vilayetin yarısı uruç, yükselmek ve diğer yarısı nüzüldür, iniştir. Bazıları yükselmek tarafını vilayetin tamamı zannedip iniş tarafını nübüvvetin kemalatı zannederler. Halbuki bu iniş dahi yükselmek gibi vilayettendir. Vilayetin nihayeti, sonu, seyre enfüsînin nihayetine, sonuna kadardır. Vilayet mertebelerinin nihayeti, sonu, kulluk makamıdır. Abdiyetin, kulluk makamının fevkinde, üstünde bir makam yoktur. Vilayette teveccüh, hakkadır nübüvvette teveccüh hem hakka hem halka olup birbirine mani olmaz. Vilayette nefs itminana kavuşmuş iken bedeni meydana getiren maddeler taşkınlık ve serkeşlikten vazgeçmiş değildirler. Mesela cüz'i nari hayriyet ve tekebbürden vazgeçmiş değildirler. Cüz'i arzi hisset ve alçaklığına Pişman olmamıştır. Vilayet beş derece olup, her biri beş latif eden birinin vilayetidir. Her bir derece Ülül -ül Azm peygamberlerden birinin vilayetinin bir parçasıdır. Vilayetin birinci derecesi Adem aleyhisselamındır ki, onun mürebbisi onu yetiştiren tekvin sıfatıdır ki menşeyi südouri efaldir amellerin meydana çıkışının başlangıcıdır. İnsanların her işini bu sıfat yapar. İkinci derece, İbrahim ve Nuh aleyhisselamın ayağının altıdır, altındadır. Onların Rableri, yetiştiricileri, ilm sıfatıdır ki, sıfat-ı zatiyyenin en genişidir. Ve üçüncü derece, Musa aleyhisselamın ayağının altındadır. Ve onun Rabbi selb sıfatlarındandır ki mukaddes ve kusursuzdur. Dördüncü derece İsa Aleyhisselamın ayağı altındadır. Onun Rabbi selb sıfatlarındandır, sübut sıfatlarından değildir. Bu derece takdis ve tenzih makamıdır. Meleklerin çoğu bu makamda İsa Aleyhisselam ile ortaktırlar bu makamda büyük şan vardır. Beşinci derece, peygamberlerin sonuncusunun ayağı altındadır. Ve onun Rabbi, Rablerin Rabbidir. Ve sıfatları, şuunları, takdisleri ve tenzihleri kendinde toplamaktadır. Vilayeti birinci derecede olan bir nebinin vilayeti, en yüksek derecede olan velinin vilayetinden çok üstündür. Vilayet, ya hassa hususi veya amme umumidir. Vilayeti amme mutlakan vilayettir. Vilayeti hassa vilayeti muhammediidir ki tam fena ve olgun bekadır ki nefs mutmain ne olur. Vilayetlerin birbirlerinden üstünlüğü latifelerin üstünlük sırasına bağlı değildir. Ta ki ahfa sahibi diğerlerinden eftal ola. Belki asla yakınlık ve uzaklık bakımındandır. Ve kalp latifesinde olan bir veli asla daha yakın olmakla ahfa sahibinden daha üstün olabilir. Vilayeti Muhammedi geri alınmaz. Diğer vilayetler elden gidebilir, geri alınabilir. Vilayeti Sugra'da vehim ve hayalden kurtuluş yoktur. Vilayeti kebirede, kübrada vehim ve hayalden kurtuluş müesser olur. Vilayeti sugra alemi kebirdeki latifeleri geçtikten sonra başlar. Beş latifenin asılları olan zırleri seyri fillah ile geçmekle biter. Vilayeti sugra afak ve enfüse teallük eder ki, onunla alakalıdır ki vilayet-i ve bunun müntehilerine tecelli belki şimşek gibi gelip geçen tecelli vardır. Vilayet-i kübra asla teallük edip akrabiyet, yakınlık Hak Subhanehu da seyirdir. Bu vilayeti enbiya olup daimi tecelliidir. Vilayeti ulya ki vilayeti meleği aladır. Batın ismine talük eder, bağlıdır. Vilayeti kübra ki vilayeti enbiyadır. İsimlerin zillerinin ve sıfat-ı vücubiye dairesini seyr fillah ile geçtikten sonra başlar. İsimlerde, sıfatlarda ve şuunlarda seyrederek biter. Böylece beş latifenin seyri tamam olur vilayetlerin ve kemalat-ı nübüvvetin üstünde İbrahim aleyhisselamın kemalatı, üstünlüğü ve son resul olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kemalatı mevcuttur. Vilayet hassadan sonra uruç, çıkış ve nuzuldür, iniştir. Vilayet-i Muhammediye, Muhammed aleyhisselamın vilayeti, bütün peygamberlerin vilayetlerini haviidir, Hepsini kaplar. Onların birinin vilayetine kavuşmak bu vilayeti Hassan'ın bir parçasına kavuşmaktır. Vilayeti de, seyrin sonu şanın zilline kadardır ki onun ismidir. Vilayeti Kübra asla ait yakınlıkta Hak Sübhanehu ve Teala'da seyirdir ki bu vilayeti enbiya olup daimi tecellidir. Velinin nuzulü, aşağı dönmesi çok olunca kemali de çok olur. Veli sahabe mertebesine yetişemez, ulaşamaz. Veli hiçbir peygamberin mertebesine varamaz. Velinin bir bakımdan nebi üzerine eftal olması mümkündür. Her bakımdan Üstünlük nebi içindir. Velilerin mebdei tayyunleri ayağı altında oldukları peygamberin mebdei tayyunu olan ismin cüz cüziiyatıdır. Parçalarından bir parçadır. Vehim ve hayal enfüs ve ahfak dairesinden çıkmak mümkün değildir. Bunların nihayeti zillin nihayetine dektir. Ve bir makamdaki zıl olmaya vehm dahi yoktur. Vehm ve hayal salikin tasavvuf yolcusunun ahvalini tasvir ve aşikar edip meydana çıkarıp ilmer babından eder. Vehim kul ile Rab arasındaki elli bin senelik yolu az zamanda kat edip derecat-ı vüsule îsâl eder. Kavuşma derecesine kavuşturur. Ve hayal, dekâik-ı esrâr-ı gaybî, gayb esrarını kendi aynasında keşfeder. Vehm mertebesinde meydana gelme, Hak Teâlâ'nın yaratması ile olup, vehmin vücuda getirmesi değildir. Vehm mertebesinin, ilm mertebesinden ziyade, harici mertebeye benzeme ve münasebeti vardır. Zeydiye mezhebi, Zeynel Abidi'nin oğlu Zeyd'in yoludur ki, Şii mezhebidir.